Kısaca değineyim hemen meseleye. Ezan zaten 4-5 dakika sürecek. Türkiye'de en çok rahatsızlık veren maaş imamların maaşı. Benim vergimle diyor sen maaş alıyorsun diyor. Sanki ben bu devlete vergi vermiyormuşum gibi. Benim bordromdaki maaşla cebime giren maaş arasında 1/3 fark var. Vergiye gidiyor. Helal hoş olsun. Devletimiz var olsun. Hiç umurumda da değil. Trafik cezasına acımam. Vergiye acımam. Devlete gidiyor. Ben hesapladım. Ufak bir hesap yaptım. Bunu il müftülüğü toplantısına böyle gündeme getirdim. Bir arkadaşımız yine imam. Çok daha ileri derecede araştırma yapmış. Ben hesapladım kendi maaşımı. 4500 küsür lira benim maaşım. Bak söylüyorum. İsteyen gelsin odama bordromu da göstereyim. Öyle 7000 lira 9000 lira değil. Eyvah bir de öyle bir şey alsak bizi taşlayacaklar demek ki. Hesap ettim. Bütün ülke vatandaşlarına vergi versin vermesin 0.005 tutuyor vergi payı varsa. Rahatsız olan varsa gelsin her gün ben 1 lira vereceğim. İade edeceğim yani. 1 lirasını 1 lira. Çok fark hem de. 0.1 kuruş bile değil yani isabet eden. Ama onu geçtim. 1924 yılına kadar en son haliyle şer'iye ve evkaf vekaleti diye bir şey vardı. Şer'iye ve evkaf vekaleti. Bu ne demekti? Şeyhülislamlık yani diyanet işleri ve vakıflar iç içe bir binada tek elden yönetilir ve vakıflardan kazanılan tüm gelirler camilere, camilerin inşasına, ihtiyaçlarına, hocalarına, medreselere, talebelerine, oradaki hocalara maaş ve ihtiyaç olarak dağıtılırdı. Vakıf kurulmasının sebebi buydu. 1924 yılında evkaf ve şer'iye vekaleti birbirinden ayrıldı. Evkaf vekaleti bir yerde şer'iye yani Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Eskiden Osmanlı kaç yıl bu devlete, bu dünyaya hükmetti? Devletin cebinden hiçbir zaman imam, müderris, hafız, talebe, müezzin, cami elektriği yani aydınlatması, temizliği parası çıkmadı. Devletin bütçesinden hiç çıkmadı. Sebep? Çünkü bizim camilerimizin vakıf malları vardı. Senin gibi hayırseverler geliyordu. Ben evimi, arsamı, köyümü, bağımı, bahçemi, dairemi şu falanca camiye bağışladım. Bu caminin ihtiyaçlarını görün diye vakfediyordu. Sadece ve sadece Ayasofya'ya kayıtlı, Ayasofya camisine kayıtlı binlerce dükkan var, binlerce ev var. Kayıtlı. Şu an gittiğinizde görebilirsiniz. Binlerce. Bugün Ayasofya'daki imam arkadaşlarımın bir odası bile yok oturacak. Nihrimah Sultan Camisi'ne 59 tane köy bağışlanmış. İhtiyaçları görülsün o civarın, külliyenin diye. Size böyle binlerce kayıt sayabilirim. Şu an mevcut. Hırpalanan, çalınan, yıkılanlar ayrı. Yani aslında Türkiye'de devlet bütçesinden maaş almayan tek memur Diyanet personeli. Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle imamların alınması gereken, camilere harcanması gerekenler devlet bütçesine gittiği için bunu söylüyorum. Aslında camilerin ve din adamlarının alacağı bile var. Öyle kimsenin vergisiyle elhamdülillah maaş almıyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın kurduğu vakıf sistemiyle 1000 yıl, 1500 yıl gelen bir sistemle maaş alıyoruz. Ve biz bu göreve gelmek için de okul bitiriyoruz, üniversiteler okuyoruz, KPSS sınavına giriyoruz. Bir polis, bir asker, efendim bir devlet memuru, öğretmen gibi. O yetmiyormuş gibi bir de başka bir KPSS benzer sınavına giriyoruz. O da yetmiyormuş gibi tekrardan mülakata giriyoruz. O da yetmiyormuş gibi görevdeyken, cami değiştirirken bile mülakata giriyoruz. Öyle bedavaya buralara gelmiyoruz. Bu camiler ve din görevlileri haftasında bu konunun altını böyle kalın çizgilerle çizmek istedim. Eğer isteyenler
arzu edenler varsa vakıflar herhangi bir ilçe vakıflar genel müdürlüğüne gidip bu vakıf hukukunu hatta internete de yazıp bakabilirsiniz. Yani devlet bütçesine en çok katkı sağlayan aslında Müslümanların camilere bağışladıkları bu mallardır. Onlar geri alınmış olsa, bugün Diyanet'e geri verilmiş olsa devletten yine bizim maaş almamıza hiç gerek yok. O yüzden biz imamlar olarak hiçbir şekilde kimsenin vergisiyle değil, bizatihi müminlerin kurduğu vakıf sistemiyle maaşlarımızı eksik bile alıyoruz. Evkaf müdürlüğü ayrıldığında Osmanlı'dan devşirilen 55 bin adet vakıf vardı. Allah bu vakıfları usulüne uygun kullanmayı tekrar bizlere nasip eylesin. Şu bir peçete, anlayın diye söylüyorum. Ben bu caminin peçetesini alıp ipekten şal koyayım deseniz buna elleyemezsiniz. Vakıf böyle bir şeydir. Bir tesbihi bile yerinden oynatamazsınız. Yani Müslümanların ne için harcanması adına bağışlandıysa o mal oraya harcanmak zorunda. Başka hiçbir yere değil. Şu an Vakıflar Müdürlüğü'nün yaptığı en faydalı iş cami imarı onarımı, tarihi camiler. Onun dışındakileri ben de bilmiyorum. O yüzden anamızın ak sütü gibi helal bir maaş yiyoruz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.